Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen. Efendim hoş geldiniz Ulusal Kanal ekranlarına gece görüşüne. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Tacettin İnandı Hak Sağlığı uzmanımız. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi geceler. Teşekkür ediyorum. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını ekranlara getirdik. Az önce yeni veriler de açıklandı. 28 bin bandında seyrediyor vaka sayısı ama son 10 gündür 4 bin, 2 bin, 3 bin gibi artışlar vardı vaka sayılarında ve son birkaç günde can kaybı, ağır hasta sayısı, yeni hasta sayısı da artmaya başladı. Biz diyoruz ki artık Türkiye'de salgında 3. pik yaşanıyor. Doğru mu ifade ediyoruz? Sevgili Doktor Özlem Sezen'le başlamak istiyorum. Evet, doğru ifade ediyoruz. Artık pikleri aslında sayamaz da olduk. Çünkü vaka sayıları giderek artıyor. Bize bildirilen vaka sayıları çok güzel bir şekilde düşüşe geçmişti aslında. Hatta pek çok meslektaşımızda sıfır vaka vardı bildirilen. Bu bende dahil olmak üzere. Bende büyük bir umut yaratmıştı açıkçası. Aşılarımızı da olmaya başladı. Başlamıştık ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızı da aşılamaya başlamıştık. Demek ki kontroller, aşılar ve alınan önlemler işe yarıyordu. Ancak kontrollü normalleşme beklenirken birdenbire hızlı bir normalleşme başladı. Ve bize bildirilen vaka sayıları da artmaya başladı. Sonuçta da turkuaz tabloya da yansıyan artan vaka sayıları, hasta sayıları ve maalesef vefat sayıları üzüntüyle takip ediyoruz. Peki büyük bir şiddetle yaşıyoruz ve sayıların giderek artacağını da artık herkes tahmin edebilir. Sevgili hocam, yani aslında yeni kontrolleşme döneminde birazcık kontrolden çıkmanın yansımasını mı görüyoruz biz? Evet, yani tam kontrollü bir normalleşme beklerdik. Çok hızlı bir normalleşmeye geçtik. Yani vatandaşlarımız belki artık her şey normal oldu sandı. Çünkü hala bir salgının birinci yılında, pandeminin en şiddetli dönemlerinden beri de bahsettiğimiz maske takılması ile ilgili mesela hala uyarılarda bulunuyoruz. Gerçekten evet, herkes çok yoruldu. Evde kalmak çok zordu. Sıkıntılar vardı, hem mali sıkıntılar oluştu ekonomik olarak, hem hareket kısıtlılığına bağlı sorunlar oluştu, psikolojik sorunlar oluştu. Herkes bir dışarıya çıkmak, normalleşmek istedi ama bu çok hızlı oldu. Kişisel kontrolleri de bıraktı çoğu kişi. Bunun da olmaması gerekiyor. Aşı olsa dahi maske mesela olmazsa olmazımız şu zaman içerisinde. Yani aslında birazcık bizim bu kontrolü nasıl sağladığımızla alakalı olarak herkesin aynı anda dışarı çıkması da tabii ki bir anda bu durumu tetikledi demek doğru oluyor. Sevgili hocam, Tacettin hocam, uzun zamandır sizinle birlikte yayın yapıyoruz, hep de konuşuyoruz. Üçüncü dalga konusunu geçtiğimiz hafta sizinle konuşmuştuk. Şimdi bilim kurulu toplantısından sonra bir öneri bekleniyordu ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ağırlıklı olarak aşı ile ilgili konuştu. Biliyoruz ki bu mücadelede en büyük silahımız aşı. Aşıya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mayıs ayı sonuna kadar 100 milyona yakın bir aşının Türkiye'ye ulaşmış olacağını ifade etti. Çok da tartışıldığı için merak ediyorum, siz nasıl buldunuz yapılan açıklamayı? Tabii ki aşı konusundaki bu gelişmeler sevindirici, umut verici hepimiz açısından. Bu tür açıklamaların düzenli ve sık sık yapılması topluma son derece önemli, yararlı olduğunu söyleyebilirim. Aşı konusunda şu anki çabaları da olumlu karşıladığımı ifade etmek isterim. En azından yeni farklı işte BioNTech ya da Sputnik 5 gibi aşılarla da bağlantı kurulmuş olması, tek bir firmaya bağlı kalınmaması da olumlu bir gelişme. Türkiye'deki aşı çabalarının da ilerliyor olması da umut verici bir durum. Aşı son derece önemli. Yani bu adımlar, bu gelişmeler sevindirici gelişmeler. Aşı ile ilgili ancak şimdi başka bir konu var şu anda daha can yakıcı olan ve ivedi hareket etmemiz gereken bir durum söz konusu. O da üçüncü dalga artık
hani daha birkaç gün önce konuştuğumuzda geliyor diye söylemiştik ama şimdi artık çok açık, net bir biçimde ikinci dalgadaki seviyeye ulaştı. Henüz zirvede yaptığını söylemek zor. Hani burada kalacak mı? 30 bin rakamında dayandı. 30 binde mi kalır bu? 30 binde kalabilmesi için bizim hani şu an bir hafta öncesinde bir müdahale yapmamız gerekirdi ki 30 binde durduralım. Şu anda müdahale yapsak bile biz bunları durdurmak için bunu ancak 30-40 bin aralığında durdurabileceğiz. Yani şu anki dalga, üçüncü dalga, ikinci dalgadan daha büyük bir dalga olacak. Büyük olasılıkla. Yani henüz biz bugün itibariyle ciddi bir önlem almadık ama Aralık ayında genellikle zirve noktası, peak noktası önlemden sonra bir hafta, 10 gün, 2 hafta sonra ortaya çıkar. Yani siz bugün önlem alsanız bile bunlar 10 gün, önümüzdeki 10 günlük süreçte bu sayıların artmasını beklemek lazım. Bugün aldığımız önlemler yarın etkisini göstermez. Dolayısıyla bu salgın, şu anki salgın zirve noktasını bugün önlem alsak bile 30 bin üzerine çıkacak. 40 bin, 30 bin arasında olacak. Bugün ya da yarın önlem alacağımıza ilişkin bir işaret de göremediğime göre benim tahminim bu salgının üst noktasının, tepe noktasının ikincisinden daha yüksek olma ihtimalini güçlü hale getiriyor. Bu bir tepe noktasının yükselmesi, ikinci noktada şu, bir tepe noktası olduğu kadar ikinci de süresi çok önemli. Yani bu salgının ne kadar yüksek, hani yükseğe çıkacağı, iki bu yükseklikte kaç gün, kaç hafta, kaç ay seyredeceğidir. Dolayısıyla şu an bunlarda aşı bunlara etkili değil. Yani elimizde aşı yok ve şu anki aşı ile, aşı müdahalesiyle üçüncü dalga üzerinde bir etki yaratamayacağız. Üçüncü dalgayı ancak biz daha önceki geleneksel yaklaşımlarımızla ancak kontrol altına alabiliriz. Yani bu da nedir? Toplum içerisindeki hareket kısıtlılıkları, sosyal mesafenin azaltılması, maske takımı, takması ve el hijyeni gibi önlemler, yani genel itibariyle kapanma önlemleri. Çalışma yaşamımızda değişiklik, evden çalışma, esnek çalışma, pek çok toplu faaliyetlerin kısıtlanması, yasaklanması, kongreler, siyasal etkinlikler, ne bileyim hani cenaze törenleri, eğlenceler de başta olmak üzere her şeye bir kısıtlama getirmez isek bu salgının bu dalgasında korkarım ki canımız bir öncekine göre daha fazla yanacak. Kayıplarımız daha fazla olacak. Neden dolayı bunu söylüyorum? Az önce değerli meslektaşım ifade etti. Hani bu salgının artışında yine bir erken ve hızlı bir açılma yaptık. Bir hata yaptık. Ama tek bu salgındaki artış bununla da ilişkili değil. Dünya örneklerine baktığımızda bu kez karşımızda olan hastalık etkeni daha farklı. Yani geçtiğimiz iki dalgadan daha farklı. Mutasyonu bunu Avrupa ülkelerinde biliyoruz. Evet. Evet, mutasyonu kastediyorum. Hem daha genç yaş gruplarını hedef alabiliyor hem de çok hızlı bulaşıyor. Bu iki özelliğinden dolayı Avrupa'da bugün dünyadaki artışın önemli nedenlerinden birisi Avrupa ve Avrupa'da da salgını kontrol altına almakta zorlanıyorlar ve bunun temel nedeni de karşımızdaki etkenin daha bulaştırıcı, %50-60 gibi daha bulaştırıcı olması ile ilgili. Dolayısıyla bu kez işimiz daha zor. Yani bu üçüncü dalgayı kontrol altına almak için bir ve ikiden daha çok çaba harcamak zorunda olduğumuz açık gözüküyor. Ben hani önümüzdeki günler, haftalar ve ayın Nisan ayının bizim için son derece kritik olduğunu ve bir an önce buna yönelik bir adımları atmamız gerektiğini düşünüyorum. Yoksa hastanelerimizdeki doluluk oranları, ölüm oranları zaten bugünden itibaren başladı. 150'li seviyelere dayandı. Önümüzdeki hafta 200'e, 300'e, yani 30 bin demek zaten 300 demek rakamlara çıkabilir. Özlem Hocam, Sayın Taceddin Hocam'ın dediği gibi eğer böyle bir yoğunluk yaşanırsa bunu kaldırabilecek
durumda mı şu anda sizce sağlık çalışanları ve hastaneler? Sağlık çalışanları gerçekten çok yoruldu. Yani bunu herkesin görmesi lazım. Artık Türkiye'deki bu sağlıkla ilgili başarıların hani büyük bir kısmında sağlık çalışanlarının özverisi çok fazla. Bunu görmek lazım. Zaten belli bir kesim çok yorgun olarak devam ediyordu. Yani bizim yıllık izinlerimiz olmadı, istifalarımız bile yasaklandı, geçişlerimiz olmadı, dinlenemedik bile. Biz aile hekimleri olarak düşünürsek aile hekimleri esnek de çalışamadı. Çok kısıtlı, sınırlı bazı illerde esnek çalışabildiler. Biz mesaimizi full yaptık, polikliniklerimizi aksatmadık, diğer koruyucu hekimlik hizmetlerimize devam ettik ve talep oldukça fazlaydı. Şu anda normalleşmeyle beraber, yeni normal desek de bize başvuran hasta sayısı çok fazla arttı. Aşılamaları 65 yaş üstü talep bizde çok fazla. Biz zaten gayet yoğun ve dolu bir şekilde, yorgun bir şekilde devam ediyoruz. Hastane tarafını gördüğümüzde şimdi yoğun bakım yatakları, respiratörler, arttırılan yatak sayılarından bahsediliyor ama çok güzel tabii ki olsun respiratörlerimiz, modern aletlerimiz. Ancak bunları kullanacak tecrübeli ve eğitimli eleman da lazım. Onları yönetecek, tecrübeli yönlendirecek hekimler lazım. Hekimlerimiz vefat ediyor, sağlık çalışanlarımız vefat ediyor. Çalışan kişiler çok yoruldu, dinlendirilmesi lazım ve yanı sıra arada değiştirilmesi de lazım. Desteklenmesi lazım. Biz yeterli sayıda sağlık çalışanı olmadan da çalışmaya devam ediyoruz. Bu aile hekimliği sisteminde de böyle. %20 aile sağlığı çalışanı olmadan çalışan aile hekimi var. Tekli çalışan ya da işte geçici görevle gönderilen. Hastanelerde de benzer şekilde sık vardiyalarda olan, yoğun nöbetler tutan, asistanların yoğunlukları zaten gündemde biliyorsunuz. Sağlık çalışanları artık tükenme noktasına geldi. Özveriyle çalışıyoruz ama sadece bizim özverimizle olmaz. Yani bizim vatandaşlarımızın da özveriye devam etmesi lazım. Bir kısmının kendi sorumluluğunu alması lazım. Çünkü vatandaşın bir kısmı gerçekten büyük bir sorumlulukla kendi ne koruyorlar, özveride de bulunuyorlar, dışarıya çıkmıyorlar, teması azaltıyorlar. Gerçekten kurulda uyan bir kısım var. Ama bir kısmının hiç umrunda değil. Aynı şekilde yöneticilerimizin de bunu motive etmesi lazım. Vatandaşı desteklemesi lazım. İyi örnek olması lazım. Yani nasıl evlat anneyi babayı motive ederse. Bizim eksiklerimizin desteklenmesi, taleplerimizin görülmesi lazım. Nedir hocam? Yani, biraz anlatabilir misiniz? Mesela ben aile hekimleri için konuşabilirim. Tabii bir aile hekimliği federasyonu temsilcisi olarak. Bizde %20 aile sağlığı çalışanı eksiğimiz var. Bunu çok uzun zamandır zaten söylüyoruz. Aile sağlığı çalışanlarımızın sayılarının tamamlanması lazım. Aile sağlığı merkezlerinde bina sorunlarımız var. Hastaneyle bir nasıl diyeyim şehir hastanesine harcanacak bir parayla çok daha fazla sayıda aile sağlığı merkezi kurulabilir, içi donatılabilir, eşya kullanılacak malzemeler tamamlanabilir. Aynı zamanda bizim zaten eksik aile sağlığı çalışanımızın yarı sıra her 3 aile sağlığı birimine ek bir aile sağlığı çalışanı sözü de vardı bakanlığımızın. Öncelikle bu eksiklerin tamamlanması, ardından bu sözün de tutulması lazım. Çünkü bu işleri beraber yapıyoruz. Yani aşıyı uygulayacak çalışana da ihtiyacımız var örneğin. İzlemi yapacak çalışana da ihtiyacımız var. Onlar da çok yoruldular, birbirlerini destekliyorlar. Filyasyon sürecinde de vardınız değil mi sevgili hocam siz? Biz çok filyasyona çıkmadık ama bize bildirilen vakaların takibiyle ilgili. Biz çok fazla danışmanlık hizmeti de yapıyoruz. Yani hastalar şimdi evden çıkamadıklarında bakın görün bundan sonra bir kronik hastalık yükü de artacak. Çünkü hastalar evden çıkamıyorlar, hastanelere gidemiyorlar ve bize geliyorlar. Ya da telefonla arayıp soru soruyorlar. Biz yani hem poliklinik muayenesi yapıyoruz hem diğer işlemleri yapıyoruz. Bir taraftan da danışmanlık yapıyoruz. Merak ettiklerini bize soruyorlar. Hastalıklarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında bize soruyorlar. Zaman zaman bizim hastamızı aradığımız da oluyor. Bir dönem bize özellikle hizmet
Özellikle izlem adında bir görev verildi ama o kadar çok fazla hasta vardı ki, yani bir hekimin 200 hastayı araması gerekiyordu örneğin bir günde. Ve hiçbir şekilde biz bunları yaparken mali bir destek de almadık. Yani Sağlık Bakanlığımızın verdiği, bizim de çok mutlu olduğumuz, hiçbir talebimiz olmadan söylenen ek ödeme maalesef aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını olmadı. Çok kısa, 3 aylık bir süreçte şarta bağlı ve oranlı bir şekilde ve çok düşük bir miktarda ama çok yüksek 3.000 lira ödedik gibi bir açıklama olmasına rağmen çok az hekim bunu alabildi ve biz mali olarak da desteklenmedik. Şu anda mesela okullar kapalı, okul çağı aşıları aile hekimliklerine geldi. Covid aşıları aile hekimliklerine geldi. Bizim harcamaları da arttı. Kişisel koruyucu ekipman ihtiyaçlarımız karşılanmadı. Yani aile hekimlerine bir dokunun bir ah, bin ah işitin. Görevimizin başındayız, büyük bir özveriyle çalışıyoruz ama gerçekten ihtiyaçlarımız var ve biz bunları iletiyor muyuz? Evet, iletiyoruz. Sağlık Bakan Yardımcımızla görüşüyoruz, Halk Sağlığı Genel Müdürümüzle görüşüyoruz. İllerimiz, il içerisindeki sorunlarını il derneklerimiz, il sağlık müdürlüklerine iletiyorlar. Ancak biz bir düzelme görmedik. İnşallah bundan sonra görürüz. Umarım sevgili hocam. Bunları konuşmak ve izleyicilerimize aktarmak da bizim görevimiz. Teşekkür ediyorum bunları aktardığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Az önce sevgili hocam bizi bekleyen bir tablo anlattı. Bu tabloda size de büyük bir yük düşeceğini biliyorum. Özellikle mahallelerde, hastaneye gidemeyen, özellikle yaşlılarımızın ilk başvurduğu yer sizlersiniz. Ben çocukluğumdan beri hep sizin adınızı duymuşumdur. Yani belki duymayanlar vardır bu memlekette ama biliyorum ki büyük bir kesimin ilk başvurduğu mecra sizsiniz. O yüzden önemli bu talepleriniz ve bir an önce de bu talepleriniz karşılanır diye ben de özellikle bir istek içerisindeyim şu anda. Sevgili Taceddin Hocam, şimdi çizdiğiniz tablodan ben şöyle bir şey anlıyorum. Eğer bir an önce gerekli kısıtlamalar tekrar sağlanmazsa bu sefer Sağlık Bakanı Fahrettin Hoca'nın İşaret ettiği o Haziran ayının sonunu da göremeyiz gibi algıladım. Ve bahsettiğimiz bu rakamlar 30 binlerin üzerine çıkıp 40 binler, 50 binlere doğru yaklaştığı dönemlerde biz öyle bir kapandık ki neredeyse 3 ay boyunca bu kısıtlamalarla yaşadık. O 3 ayın sonunda öyle bir açıldık ki gerçekten bir önceki kontrollü normalleşme döneminde yaşadığımız kontrolsüzlüğün başka bir versiyonunu yaşıyoruz şu an. Çılgın bir şekilde, çılgınca bir şekilde herkes normalleşmeye başladı. O yüzden de sevgili hocama hazır mı aile hekimleri, sağlık çalışanlarımız diye sormak istedim. Kısıtlamalar da bir taraftan artık sanki psikolojik anlamda vatandaşın kaldırabileceği bir yük değilmiş gibi geliyor. Kime dokunsak, kime sorsak, kimle konuşsak aynı şeyleri duyuyoruz. Madem öyle... ve bu dönemde bu vakalar da bu şekilde artıyorken biz nasıl normalleşeceğiz? Veyahut da normalleşmek için hep söylüyoruz 3 altın kural. O altın kuralın dışında yapmamız gereken, yeni almamız gereken tedbirler var mı? Şimdi bunu pek çok ülke, yani gerçekten zor bir dönem. Kısıtlama, kapanma pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Yani psikolojik, ruhsal sorunlar getiriyor. Okul çocuklar için başka sorunlar getiriyor. Çalışanlar için işte eve ekmek getirmesi gerekenler için başka açlık, yoksulluk, ekonomik sorunlar ortaya çıkarıyor. Kapanmanın zorluklarını da görüyoruz, farkındayız. Ama pek çok ülke bunu şöyle aşıyor. Yani sosyal, ekonomik destek programlarıyla beraber kapanmayı uyguluyor. Türkiye de bunu yapmak durumunda. Yani kapanırken çalışanlara, esnafa ya da işte bundan dolayı zarar gören insanlara ekonomik bir destek paketini sunmak zorunda. Bunun için ne gerekiyor? Para gerekiyorsa para, para basması gerekiyorsa para basacak ve dağıtacak. Ama ekonomik önlemleri de alacak. Ve bunu yapmaya çalışıyorlar. Yapan ülkeler de var. Avrupa'da pek çok ülke farklı sektörlere ekonomik ve sosyal destek programları açarak bunu yürütüyor. Türkiye'nin de bu yolu izlemesi gerekiyor kuşkusuz. Katılıyorum, çok zor hani şeyler var kapanırsak. Ama
hani kapanmazsak da karşımızda elimizde kalan şeyler, yani bu mücadelenin esas yeri sahadır, toplum içindedir. Hani hastaneler önemlidir, yoğun bakım kapasitemiz önemli, yatak kapasitemiz önemli. Ama sahada kaybedersek bu mücadeleyi hiçbir hastane, hiçbir şey kaldıramaz. Yani dünyanın hiçbir ülkesindeki yani en iyi yatak kapasitesine sahip olan ülkeler de kaldıramaz. Bakın İngiltere ve benzeri Türkiye nüfusuyla benzer yakın ülkelerde salgınların 70 günlük vaka sayılarının 70-80 binlere çıktığı ülkeler oldu. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Hani bu dalgada henüz biz ilk kez yaşıyoruz ve hızla yayılan mutasyonlar, varyant virüsle karşı karşıyayız. Avrupa hani kapanma tedbirlerini daha da uzatıyor ve zorlanıyorlar. Fransa'da, Almanya'da kapanma tedbirlerini sürdürmek zorunda kaldılar. Kalıyorlar, devam ediyorlar. Dolayısıyla hani şu an Türkiye'deki salgın eğrisine de bakarsanız, salgın eğrisine son hani geriye dönük bir 15-20 güne bakarsak salgında hızla yukarı doğru giden bir ivme var. Yani rakamlar ve bu ivme, yukarı doğru gidiş bize yarın ve öbür günün bunu hani buradan aşağı inmeyeceğini ve düz gitmeyeceğini söylüyor. Yani yarını öbür günü biz düne bakarak tahmin ederiz ve düne baktığımızda yarın öbür günün buralarda kalmayacağını, bunun daha üstüne çıkacağını söylüyor. Bunun burada kalması için bir neden var mı? Yok, şu anda açık bir biçimde, net bir biçimde üstünlük hastalıktan yana, virüsten yana. Bunu değiştirmek için bizim bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapmamız gerekiyor hocam? Güçte. Yapmamız gerekenler henüz aşı burada önemli bir şey ama aşıyla ilgili gelişmeler, çok da güzel gelişmeler var. Onun da aslında bir orada da bazı dünya ölçeğinde baktığımızda patent ve benzeri tartışmaları orada da yapabiliriz ama şu an biz bu salgını nasıl kontrol altına alırız? Bu hep başından bu yana söylediğimiz yaklaşımlar, stratejiler ve ilkelere dayalı. Bir, sahadaki mücadele son derece önemli. Bunun için hızlı test yapacağız. Test kapasitemizi artıracağız. Bir kere belirti verenlere, hastalara ve hastaların temaslarına test yapacağız. Pozitifleri ayırıp izole edeceğiz. İzolasyon önemli. Temasları karantinaya alacağız. Bu ne kadar hızlı olursak, ne kadar yaygın yaparsak... Temaslılar uzun süredir karantinaya alınmıyor sevgili hocam. İşte ya da yeteri kadar için... yeteri kadar nasıl diyeyim denetim sağlanmıyor bu konuda. Belki de az önce konuştuğumuz, evet, sağlık çalışanlarının yorgunluğundan ya da artan yükten kaynaklanıyor olabilir. Filyasyonda bir sıkıntı var son dönemlerde. Hepimiz şahit oluyoruz, eşten dosttan duyuyoruz. Tabii tabii, yani bu yorucu bir süreç. Yani Özlem Hanım dile getirdi. Orada da bir yorgunluk var. Hepimizde aslında bir kabulleniş var, bir teslimiyet var bir anlamda. Sayın Bakan da az bizim önce için bunu normalleşti anladığım kadarıyla bir de. Evet, yani toplum hep sanki vardı, biraz grip gibi. Sanki evet, biraz kabulleniş var gibi gözüküyor. Oysa kabullenilecek bir şey değil ve kabullenmek zorunda değiliz. Uzun soluklu bir maraton, bu uzun soluklu bir koşu. Bunun farkına varmalıyız. Teslim olmadan mücadelemizi sürdürelim. Ve gelişmeler, aşıyla ilgili gelişmeler umut verici. Önümüzdeki 3-5 ayı atlatabilirsek ben sonbaharın hani umarım yaz dönemi Mayıs Haziran'da bunu Bakan Bey'in dediği gibi kontrol altına alırız ama bu oldukça iyimser bir tahmin. Ben sonbahar döneminde bile alırsak yani 2021 yılının içinde almak bile büyük bir başarı diye bakıyorum. Yani bu yıl içerisinde toplumsal bağışıklık düzeyi dediğimiz %70-80 aşılama oranında erişebilmeyi büyük bir başarı olarak adlandırıyorum. Yani bizim yapacağımız şeyler hani bir yönüyle işte bu hızlı test, izolasyon, karantina, diğer yönüyle işte maske, mesafe, hijyen, bir başka yönüyle de çalışma hayatını düzenlemek, önlemleri ona göre yeniden çeşitlendirmek. Tabii sürdürülebilir yaşamla barışık önlemleri de alarak bu salgının dalgasını, bu dalgayı kontrol altına almamız gerekiyor.
alamazsak hani tamam aşılar Mayıs ayında aşı olacağız ama aşı oluncaya kadar Nisan ve Mayıs ayında çok büyük bir dalga bizi bekliyor olabilir. Mayıs ayının sonunda 100 milyon doz aşı Türkiye'de olacak dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Haziran sonuna kadar hedeflenen kişi sayısı ise 50 milyon dedi. Yani 50 milyon vatandaşımızı aşılayıp bağışıklığını sağlamamız gerekiyor. Bu konuda da kararlıyız diyor. Çok da uzun zamandır tartışılıyor dememin sebebi de şu sevgili hocam. Nerede? Gelmedi. Hani anlaşılmıştı? Anlaşılma, anlaştınız dediniz hala aşılar gelmedi. Aldıysanız gösterin gibi böyle özellikle sosyal medya üzerinden dönen bazı tartışmalar vardı. Ben Özlem hocama sormak istiyorum. Merak ediyorum. Aşıya yönelik bazı algılar da vardı. Aşı COVID-19'la mücadelede yeterli değil, sizi kandırıyorlar. Aşı karşıtlığı propagandası çok uzun süre götürüldü. Hatta bunu bazı meslektaşlarınız televizyon ekranlarında yaptı. Ama gördük ki işin sonunda bizi yine hayata bağlayan ve bu mücadeleyi götürecek en önemli dayanak aşı oldu. Aşı yaklaşım nasıl halkın sizce? Biraz önce aşının geldiğini ifade ettiğiniz için merak ettim. Evet. Şimdi bizim Covid dönemindeki nasıl diyeyim hani kriz içerisindeki fırsatlar nedir derseniz Covid dönemindeki en büyük şeyimiz kazancımız hijyenin tekrar biz ne kadar anlatsak da biz birinci basamak hekimleriyiz. Bizim için bu çok önemli. Yani bizim verdiğimiz hizmetin büyük bir kısmı eğitimle geçiyor. Halkın sağlık okuryazarlığını arttırmak, kendi sağlığı ile ilgili bilinçlendirmek ve eğitim. Bu özellikle doğum başlıyor annenin eğitimiyle beraber. Tabii bu COVID sürecinde gerçekten bir aşının önemi, işte aşı olsaydı gibi tartışmalar, aşının önemi konuşuldukça aşıyla ilgili kararsızlıkta bir azalma gördük. Yalnız şöyle de bir şey oluyor, tabii ki bilimsel tartışmalar olmalı ama bu bilimsel tartışmalar bilimsel mecralarda olmalı. Bu tartışmalar halkımızın önünde yapıldığında maalesef eksik bilgiyle yapılan tartışmayı yorumlayan, kendince çıkarımlarda bulunan kişiler de oluyor. Ve bunlar bazen kendini kanaat önderi sanıp çeşitli yerlerde de konuşabiliyorlar. Evet hocalarımız tartışabilir, bilimsel olarak yaklaşımlarda bulunabilir ama bu çok halkın önünde olmamalı. Covid aşısı ile ilgili çok ciddi bir beklenti vardı. Hatta aşının öncesinde işte hastalar arayıp soruyorlardı. Biz risk grubuyuz. İşte mesela influenza için risk grubuyduk, aşılandık. Pnömokok için risk grubuyduk, aşılandık. Yetişkinler için konuşuyoruz. Artık COVID aşısı gelecek mi? Ne zaman gelecek? Liste olacak mı? Nasıl olacak? Böyle bir beklenti ve talep vardı gerçekten. Ve biz de sürekli hastaların bu ilgisini canlı tutarak evet olacak biz sizi bilgilendireceğiz zaten bakanlık bu konuda bilgilendirme yapacak derken evet aşılar gelmeye başladı ve bir randevu sistemi oluştu ve gerçekten çok büyük talep oldu. Yani özellikle sağlık çalışanları öncelikle aşılanması bizim için çok iyi oldu çünkü çok ihtiyacımız vardı biraz da görünür olduk sağlık çalışanlarının da aşılanıyor olması bizim için de bir umut. Çünkü sanki bu hastalıktan bir tek biz korkuyormuşuz gibi bir hal oldu. Herkes böyle rahatlayıp normale dönünce çift kat maskelerle çalışıp böyle sürekli hastayla karşılaşan ekip olarak aşılanmayı çok önemsedik ve anlattık. İlk aşılanmak da bizi çok mutlu etti. Ve daha sonrasında 65 yaş üstü vatandaşların gerçekten ilgisi çok fazla. Ancak şu süreçte devam ederken özellikle ikinci aşılarda ilgi biraz azalmaya, çok az da olsa bu Çin aşısı acaba gibi sorular gelmeye başladı. Aşıların olmayanlar var. Şimdi aşı çeşitliliğinin olması da bu kararsızlığı engellemek açısından çok olumlu. Biz ülke olarak aslında bağışıklama konusunda örnek bir ülkeydik. Yani Osmanlı döneminden bu yana geldiğimizde özellikle de Cumhuriyet tarihinde bağışıklama konusunda etkin bir ülkeydik, kabul görmüş bir ülkeydik ve yeniden eğer bir COVID aşılarını da, korona aşılarını da eğer biz kendi ülkemizde yapmaya başlarsak, üretmeye başlarsak bu örnekliğimiz devam edecek, vatandaşlarımızın da ilgisi artacak.
Aşı çeşitliliği bu açıdan da önemli. Yani kafadaki soru işaretlerini, karışıklıkları engellemek açısından da çok olumlu buluyorum. Vatandaşlarımızın da bir kısmı yerli aşıya belki daha çok güvenmek isteyebilir. Yani bizim aşımız olsun, vatanımızda üretilen bir aşı olsun. Bu bilimsel olarak bizi çok mutlu edeceği gibi vatandaşın ilgisini de arttıracak. Bu açıdan da önemsiyoruz. Evet, bağışıklama konusunda ilgi çok fazla. Aile hekimliklerinde randevular çok daha fazla alınıyor. Ancak şu anda hastanelerdeki randevu kısmında bir sıkıntı var. Yani ilk başlarda hastanelerde çok daha fazla aşı odaları varken şu anda aşı odalarının sayısı azaltıldı. Yani belki talebin azlığından bilemiyorum tabii. 182 ile ilgili de sıkıntılarımız var. Randevu almakta güçlük çektiğini söylüyor vatandaşlarımız. Belki orada 182 de randevu ile ilgili kısımda çalışan sayısı arttırılarak bu sıkıntı kaldırılabilir. Gelen aşı sayısı arttığında, randevu sayısı açıldığında, aşı polikliniği sayısı açıldığında, daha da fazla aşılanan kişi sayısı olduğunda biz biraz daha umutlanacağız. Yani hocam da söylüyor, şu anda bir kuluçka dönemi de olduğunu düşündüğümüzde vaka sayısı belirtiliyor ama bir 14 gün sonra, bir 10 gün sonra bu vaka sayıları kat be kat artacak ve maalesef bu sayılar böyle hani bir de iki olduğu gibi değil. Daha da üstünde artıyor. Bulaşlar artıyor, hareketlilik çok arttı. Sadece aşıya güvenemiyoruz. Evet, aşıyı da mutlaka olacağız. Kendi bağışıklığımızı sağlayacağız ama diğer önlemlerden de asla vazgeçmemek lazım. Bir kere daha söylemek isterim. Teşekkür ediyorum Özlem Hocam. Hocam az önce siz bir şey söyleyecektiniz sanki. Ben bir anda Özlem Hoca'ya döndüm, soruyu yönelttim ama Taceddin Hocam. Bu aşı tartışmalarıyla ilgili bir şey söyleyecektiniz sanırım. Bu menşeyi ya da güvenilirliği üzerinden yürütülen tartışmalara ne kadar geldi gelmedi, şeffaf olun çağrılarına ilişkin. Evet, yani evet, tabii aşı Özlem Hanım'ın da belirttiği gibi bizim gerçekten hani iyi bir aşı şeyimiz var, deneyimimiz var. Türkiye'de aşıya güven oldukça iyi sayılır diğer Avrupa ülkelerine kıyasla. Şu anda aşıya yönelik tereddüt ya da karşıtlık önemli bir sorun olarak gözükmüyor. Temel sorunumuz aşı bulmak. Aşı bulursak evet, aslında yapacak kişi sayımı, yani aşı olmak için sırada bekleyen çok sayıda insan var ve toplumsal bağışıklık düzeyine erişebileceğiz ve tabii ki sadece hani ilk aşamada 18 yaş üzerine yapılıyor ama 18 yaşın altına da inmek gerekebilir. Tüm hatta çocuk yaşlara kadar da, çünkü onlar da hastalığa yakalanıyorlar, bulaştırabiliyorlar. Toplumsal bağışıklık açısından bu da tartışılmaya başlandı. 18 yaşın altına da inerek bunları yapmak lazım. Ama aşı konusunda bir başka problem şu. Hani Türkiye'de bağışıklık belirli bir düzeye erişse bile hastalıkla mücadelede dünyada bunu sağlamak lazım. Yani dünyada toplumsal bağışıklığı sağlayamazsak bir şekilde bu pandemiyi kontrol etmek çok zor. O nedenle de hani aşıyla ilgili patent sorunları var. Mesela bir tartışmada bu şekilde yürüyor. Patent deniyor ki patent hakkı bir şekilde engel olmaması lazım. Bugün halk sağlığını tehdit eden bir durum var. Patent hakkı nedeniyle de gelişmeler yavaş oluyor. Aşı üretimi yavaşlıyor. Bu patent hakkı aşı üretiminin yavaşlamasına bir engel oluşturmaması gerekir diye de bir tartışma. Bunun için belki ilgili firmalara bir miktar ödenek yaparak kamulaştırılabilir. Evrensel bir ya da anonim bir hale dönüştürülebilir aşılarla ilgili bu haklar. Dolayısıyla dünyanın aşılanması, çünkü bir insanlık dramı, bir son derece acı bir durumla karşı karşıyayız. Burada ticari kaygıları istisnalar dışında değiştirilebilir diye düşünüyorum aşı konusunda. Ben hani güvenilirlik konusu, yine Türkiye'de aşı tereddütü ve karşıtlığı bir miktar olabilir ama şu anda önemli bir problem değil ve temel problemimiz bizim aşı temini ve bunu uygulamak. Açıklanan rakam nasıl buldunuz hocam? 100 milyon doz ve bunun içerisinde farklı çeşitli aşılar da var. Çok konuşulan bir BioNTech aşısı
anlaşma yapıldı, geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca orada şöyle bir şey söylüyor. Ne kadar üretim olursa dünyada biz de o kadar alabiliyoruz. İşte bu yüzden ülkelerin kendi yerli aşısını üretmesi çok önemli. Hem ekonomik açıdan hem de tedarik açısından evet. büyük bir kriz yaşanıyor. Bu krizin önüne geçmek için yerli aşı bizim için çok önemli ve kıymetli dedi. Evet, az önce Özlem Hanım da söyledi. Aslında biz aşı üretim süreçlerine Osmanlı döneminden başlamışız. İngilizler çiçek aşısını bizden gelip almışlar. Daha sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında da biz aşı üretmeye devam etmişiz. Aşı ihracat eden ülke durumunda imişiz. 30'lu 40'lı yıllarda aşı üretmeye devam etmişiz ama sonradan vazgeçmişiz. Yani bu önemli bir hata. Yani buradan çıkarmamız gereken, unutmamamız gereken derslerden biri de şu, aşı stratejik bir mesele. Biz aslında pandemiden çok önce de bunu söylüyor idik halk sağlığı uzmanları olarak. Yıllardır söylüyoruz ama hani sesinizi duyurmakta biraz zorlanıyor idik. Ama bugün yaşayarak gördük. Aşı stratejik bir mesele. Bunu herkes gördü. Pandemi bitse de aşıyla ilgili bu şeyi dersi bizim iyi bir biçimde alıp bir tarafa koymamız lazım. Kendi aşımızı üretebilir hale gelmemiz bu açıdan son derece önemli. Katılıyorum yani buna. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı Özlem Hocam? Herkes kendi sorumluluğunu almalı. Bu pandemi döneminin öğrettiği en önemli şeylerden biri de bu sanırım. Sağlığımızla ilgili kendi sorumluluklarımızı almamız lazım. Pandemi döneminde sağlığımızı da erteledik aslında bakarsanız. Randevu almakla ilgili sıkıntılar oldu. Hastanelere ulaşmakla ilgili sıkıntılar oldu. Pandemi sonrası kronik hastalıklarla ilgili ciddi bir çalışma yapmak lazım. Ve o hastaların da rehabilitasyonuyla ilgili yaklaşımı düşünmek lazım. Bu arada hastanelerin bir kısmının evet COVID hastanesi olması ama bir kısmının da temiz hastane olarak bu tür bir yıldır doğru dürüst dışarıya çıkamayan, kontrollerini yaptıramayan hastalar açısından yaşlılar, psikiyatrik hastalığı olanlar gibi kanser hastalarının bir kısmı gibi onların da rahat ulaşabileceği temiz hastanelerin de olması lazım. Aile hekimliklerinde de eksiklerimizin giderilmesi, sesimizin duyulması bizim açımızdan çok önemlidir. Dışarıda atamayı bekleyen çok fazla sağlık çalışanı var. Onlar da alındığında sağlık sistemindeki yorulan bizler biraz daha diyelim dinlenmek de demeyelim de destek almış oluruz ve daha özverili çalışmaya devam edebiliriz. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ben teşekkür ediyorum. Taceddin hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Evet, ben şunu söyleyebilirim. Hani zorlu bir durumla karşı karşıyayız ama üstesinden gelebileceğimiz bir durumla da karşı karşıyayız. O nedenle teslim olmayalım. Kabullenmeyelim. Bu işi üstesine gelmek için mücadele edelim. Mücadelenin yolu, yöntemi belli aslında. Hepimiz biliyoruz. Ve önümüzdeki birkaç ay kritik. Her geçen gün daha üstün hale geliyoruz. Virüste bir takım değişiklikler olsa da bugün itibariyle baktığımızda sağlık çalışanlarımız aşılandı. 65 yaş üzeri insanlarımızın büyük bir kısmı aşılandı. Bunlar önemli adımlar. İşte kamuda bir kısım çalışanlar aşılandı, öğretmenlerin bir kısmı aşılandı, hepsi aşılanamadı. Ama bunlar aşılandıkça biraz daha rahatlayabileceğiz. Örneğin öğretmenler aşılanmış olsaydı okulları açabilecektik. Çalışma hayatı biraz daha rahatlayabilecek. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ay son derece kritik bir ay. Bakan Bey'in açıklamaları ve aşıyla ilgili olumlu geri bildirimli açıklamaları da bir araya getirdiğimizde ne yapıp etmeli? Nisan ve Mayıs ayını biz en az hasarla atlatmalıyız. Üçüncü dalgayı aşağı indirip aşılarımızı olmalıyız. İşte yazdan sonra da daha kontrollü, daha yaşanabilir bir sürece girebilmeyi ümit ediyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen ve halk sağlığı uzmanımız Taceddin Profesör Doktor Taceddin İnandı ile konuştuk.